Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sırada aksimetre var. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden Reha Özcan'la röportajımız devam ediyor. Cumartesiden sonra, pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce. En sıkıcı yol bildiğin yoldur. Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim. Dönüşü navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür. Başlıyor aksimetre. Bu ülkede de biz mesela bir Karadeniz horonu duysa bile Elazığ'da da olsan başlarsın abicim. Ha, tat tat tat. Ya da işte ne bileyim Ankara havası duyduğun anda istersen Siverekli ol, istersen Çorlu'ya başlarsın. Çorlu'dan gitmeye tat tat Ankara havası. Bu bize ait. Anadolu'nun şöyle güzel bir tarafı vardır. Farklılıkları öne çıkartarak insanları uzaklaştıran bir yer değildir Anadolu. Tam tersi benzerlikleriyle iç içe yaşayıp bütün dünyaya yaşam umudu olup evet. Bir sürü şeyi de gelip buradan alıp hayatlarına götüren kültür Anadolu sahibi insanlara... Anadolu topraklarının bereketi aslında değil aynen, mi? Aynen. Hizmet etmiş bir toplum. Bir yerdir Anadolu. Bir kültürle falan açıklanamaz. Medeniyettir. Çok yani. Büyük bir sürü medeniyetlerinde. Ben bunların hepsinden faydalanmışım. Gelmiş Türk dünyanın en önemli yazarları buradan geçmiş. En önemli alimleri buradan geçmiş. En önemli filozoflarının etkilendiği topraklar. Savaşlarından etkilenmiş sanatçılar var. Evet. Buraya savaş açan savaşçı, onların sanatçılarının etkilendiği şeyler. Evet. Ben burayı bırakıp nereye gidebilirim ya? Ve burayla derdim var. Buranın derdini bütün dünyaya anlatmak gibi misyonum var. O yüzden Orhan Veli'yi seçtim. Bundan sonra da yine bu yolculuklara devam edeceğim. Yani evet, küfürbaz. Evet, ama filozof. Aynı zamanda bir sürü şeyi var. Evet, Neyzen Tevfik'i oynamak istiyorum. Üstüne de hatta yazmak istiyorum. Küfürlü oyun. Özellikle yani, var mı tercih ettiğiniz bir yazar? Mesela Tuncer Cücenoğlu'nun Tuncer abininki çok efendi, çok terbiyeli bir şey oyun. Evet ama evet bu Mevlana için geçerli olabilir. Yunus Emre için geçerli ama Neyzen Tevfik o baba. O adam küfür eder yani. Ona da yakışır. Çok güzel oluyor onda. Başkasında olmuyor. İkinci şair yolculuğumuz Orhan Veli'den sonra Neyzen Tevfik gibi mi görünüyor? Neyzen olabilir. Bir, ne bileyim mesela şey de çok ilginç geliyor bana. Bilinmeyen yazarlar. Türkiye'de. Sakallı Celal'i duydun mu mesela? Hayır duymadım. Bak Sakallı Celal diye bir adam var. Yazılı tek metni yok. Galatasaray Lisesi mezunu. Sokaklarda yaşayan. Evi reddeden. Ama Türkiye'nin her tarafına gidip öğrenci yetiştiren... 2-3 dil bilen böyle bir alim bir adam yaşamış bu topraklarda ve sokaklarda kavgacı, mücadeleci ve kendisini bütün dünyaya tanıtmak isteyen. Bu adamı bulmak istiyorum, tekrar yaratmak istiyorum, ondan bir şey çıkartmak istiyorum. Belki bütün bunların Neyzen'in içerisinde. Mesela Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat aşkını kim anlatabilir? Bu aşk hikayelerini bilmemiz gerekiyor. O kadar keyifli şu anda bahsettiniz ki böyle bir an evvel başlasa da izlesek ya, duygusu oluşuyor insanda. Işte, ama bizi yaşatan şey ne ya? Bizi o kötü okullarda bitiren, ne bileyim kötü aldık arkadaşlara tahammül ettiren, kötü yönetim bir sürü yerdeki yönetimle ilgili şeyde tahammül ettiren tek şey aşk ya. Aşka tutunmadan nasıl yaşayabiliriz? Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.